görüyoruz. Bu sebeple çok üzüntülüyüz tabii. İnancımız odur ki milletimiz el ele vererek, birlikteliğini göstererek ve müdahale gücümüzü, kapasitemizi daha da artırarak bu kayıplarımızın azalmasını çok önemli olduğunu düşünüyor ve umut ediyoruz. Tabii biz İYİ Parti olarak sürecin başından bu yana hem konunun yürütülmesi, hem müdahale anlamında, hem de iletişim bağlamında çok büyük bir hassasiyet gösterdik. Öncelikle bunun bir siyaset üstü mesele olduğu düşüncesinden hiçbir taviz vermeden bütün çalışmalarımızı bu anlayışla yürüttük. İlk günden itibaren Başkanlık Divanı üyelerimiz, milletvekillerimiz bu 10 ilimize ulaştılar ve hala tüm gücümüzle sahadayız. Biz merkezlerinden birebir vatandaşlarımıza da ulaşarak talep ve şikayetleri hemen burada oluşturduğumuz afet koordinasyon merkezimize, oradan da çözüm mekanizmasını geliştirerek hızlı bir biçimde sahaya temas etmeye çalıştık. Sayın Genel Başkanımızın özellikle bu çalışmalar yürütülürken son derece hassas, devletimizin kurumlarıyla koordinasyon içerisinde ve anlık müdahale anlayışıyla hareket edilmesi konusunda bir talimatları oldu ve bu çerçevede gerek genel merkezimizde, gerekse söz konusu illerimizde yoğun bir çaba ortaya koyduk. Ve bu süreçte bu çalışmalara bir halel gelmemesi, yavaşlatılmasına küçük de olsa bir sebep olmamak adına Genel Başkanımız bugüne kadar sahaya gitmeme kararı almıştı. Yarın inşallah Kahramanmaraş'tan başlamak üzere vatandaşlarımızla bir araya gelecek ve bu sıkıntıların aşılması noktasında hep birlikte daha güçlü bir biçimde sahada olacağız. Şimdi bununla ilgili yaptıklarımızla ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunları biz Afet ve Koordinasyon Merkezimiz Başkanlığında tüm ülke sathında, hatta yurt dışı temsilciliklerimizle irtibat halinde gerçekleştirdik. İlk olarak AFAD'la yaptığımız koordinasyon ve mutabakat çerçevesinde gönüllülerimizden oluşan talepleri aldık. Bugün itibariyle 3000'i aştı bu başvurular ama biz bunların tabii hepsini gönderemiyoruz. İçerisinde kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgisi ve tecrübesi olan insanlardan bir ekip oluşturmaya çalıştık. Bu anlamda dün iki uçağımız bölgeye ulaştı. İlk uçak Kahramanmaraş'a ve bu bölgedeki çalışmalara katıldı. Ardından Hatay'a 290 kişilik bir uçağımız Adana üzerinden ulaştılar. Şu anda şehir merkezinde ve Kırıkhan'da ekiplerimiz bizzat sahadalar ve kurtarma çalışmalarının içerisindeler. Başkanlığında Genel Başkan Danışmanımız emekli Tuğgeneral Ali Demir Bey yürütüyor. Bununla birlikte tabii çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanından bu sahadaki gerek kurtarma çalışmaları için, gerekse sonrasında barınma, giyinme, yiyecek, içecek başta olmak üzere vatandaşlarımızın birçok ihtiyacının karşılanması için çok büyük destekler geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu anlamda İYİ Parti olarak 124 tır, 11 kamyon yardım malzememiz şu anda bölgeye ulaştı. Biz bunları dağıtımını yaparken AFAD'la koordine içerisinde olduk. Ama bununla birlikte bilhassa Hatay ve Kahramanmaraş'ta bu tırlarımızın ilk iki günde çok yoğun bir biçimde oraya ulaştığını söyleyebilirim. Bununla birlikte 10 vilayetimizde de şu anda bu yardım malzemelerimiz etap etap gitmeye devam ediyor. Ve ayrıca gerek vatandaşlarımızın katkıları, gerekse belediyelerimizin imkanları doğrultusunda 26 adet iş makinesi de yine bölgeye ulaştırıldı. Şu anda bizzat sahada arama kurtarma ekiplerimizle birlikte bunlar faaliyetlerini yürütüyor. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa Adıyaman'da iki çadır hastanesi kuruyoruz ve bu hastaneleri bütün vilayetlerde etap etap hızlandıracağız. Çünkü özellikle gelen şikayet ve talepler arasında şehirlerde seyyar bir takım hastanelerin oluşturulması gerektiği yönündeydi. Bugün açıklandığı üzere Sağlık Bakanlığı 70'e yakın bir hastanenin, Sahra Hastanesi'nin kurulduğunu ifade etti ama şimdi
Yani merkezlerin dışında çevre yerlere doğru gidildikçe buradaki insanların tedavilerini gerçekleştirmek için ulaşmaları hem zaman alıyor hem kısıtlanmış bazı alanlar var. Dolayısıyla bunların hızlı bir biçimde seyyar halde de dolaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızı da bunu özellikle bu çağrıyı yapmak istiyoruz. Ve bir başka çalışmamız yine Afet Koordinasyon Merkezimiz dünden itibaren bu bölgelerde evsiz kalan, dışarıda olan insanlarımızın tahliyesini gerçekleştirmeye başladık. Bu anlamda Maraş'tan ve Hatay'dan bazı ailelerimizi burada gönüllü bazı evleri, ailelerin yanlarına yerleştirdik. Bununla birlikte bir başka kapsamlı çalışmayı da dün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Burada bazı misafirhaneler ve görüştüğümüz oteller, bizi arayanlar, bizim temas kurduklarımızla dahil olmak üzere an itibariyle 1150 yatak kapasitesine ulaştık. Şimdi biz en acil olanlardan başlamak üzere bu insanlarımızı o bölgelerden gelmek isteyenleri tahliye ederek bu yataklara, bu odalara yerleştireceğiz ve onların olabildiğince burada rahat bir şekilde kalmasını temin etmeye çalışacağız. Bu anlamda bir çağrımız var vatandaşlarımıza. Gerek bölgedeki insanlarımıza, gerekse onları tesislerinde ağırlamak isteyen bütün yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Bu anlamda bize ve Afet Koordinasyon Merkezimize ulaşabilirler. Aracılığınızda bu iletişim bilgilerini de vermek istiyorum. 0312-407-00-00 telefonu aramalarını ya da afet.koordinasyon@iparti.org.tr mail adresimize e-posta göndermelerini rica ediyoruz. Tekrar ediyorum, 0312-407-00-00 telefon ya da afet.koordinasyon@iparti.org.tr adresine mail göndermenizi rica ediyoruz. Ve en kısa zamanda kapsamlı bir biçimde bu tahliye işlemlerini gerçekleştirerek en azından bu soğuk hava şartlarında dışarıda kalmış vatandaşlarımızın barınma problemine biz de önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii bu çabalarımız, işbirliğimiz sürecek. Şüphesiz devletimizin bütün imkanlarıyla sahada olması, bizim onların yanında olmamız çok önemli, çok değerli ve böyle de olması gerekiyor. Ancak bazı eleştirilerimizi de artık yapmanın zamanı geldi. Bakın, bir defa afet yönetim planının hızlı bir biçimde devreye giremediğini görüyoruz. Bugün itibariyle evet çok sayıda destekler ulaştı. Bakın bazı örnekleri vererek bunu kanıtlamak mümkün. Olayın gerçekleştiği ilk gün 18. saatin sonunda kriz masasının yaptığı açıklamaya göre söylüyorum. 9698 arama kurtarma personeli sahada olduğu bilgisi bize verildi. Ama bakın 54. saat sonunda 96.000'e çıktığı ifade ediliyor. Bu kadar kısa bir sürede bu sayı artırılabilmiş demek ki. Ben daha önce de partimizin bu görüşünü ortaya koymuştum. Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin hızlı ve yeterince sahaya inmediğinin eleştirisinde bulunduk. Ve bakın bugün Milli Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklama 16.795 askerimizin şu anda sahada olduğu bilgisi verildi. Demek ki sahada olunabiliyor. Ve şu gerçeğin de altını vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bunun için OHAL'e gerek yok. OHAL başka bir tartışma konusu elbette. Ancak 2016 yılında yapılan bir değişiklikle İl İdaresi Kanunu'nda bu yetki tamamen valilere ait. Dün de valilere aitti, bugün de şu anda valilere ait. Dolayısıyla burada başka başka tartışmalar açarak bu askerlerimizin sahada olma gerekçesini başka bir konuya dayandırmanın bir manası yok. Bugün devlet, millet, askeriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün imkanlarla sahada olması gereken gündür. Yani bir de olayın şu boyutu var, bakınız. Bu binalar ne zaman yapıldı? O kadar çok sayıda bina yıkıldı ki maalesef. Bunlar da bizim için çok değerli tespitler. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Hani zaman zaman bundan ders çıkarmalıyız şeklinde tartışmalar yapılıyor deprem konusu gündeme geldiğinde. Ya arkadaşlar, daha ne kadar ders çıkaracağız? Artık bu dersleri çıkarıp sonuca ulaştırmamız gereken zamanı çoktan geçtik. Bu kadar çok sayıda bina nasıl yıkıldı? Bu binalar ne zaman,
hangi prosedürlerden geçerek yapıldı? İmar affı çıktıktan sonra neler oldu? Bunları hep elbette konuşacağız. Bu amaçla Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla yerel yönetimler ve hukuk politikaları başkanlığımız bünyesinde bir tespit ve denetim komisyonu oluşturuyoruz. Bu konuları kapsamlı bir biçimde de bir yandan araştırıp vakti geldiğinde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Asla ve asla bir oldu bittiye de bu konuda izin vermeyeceğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Burada bir başka husus, bölgedeki değerli başkanlık divanı üyelerimiz, milletvekillerimizden de aldığımız bilgiler. Bugün örneğin Sayın Ümit Dikbayır'la bir telefon görüşmesi az önce gerçekleştirdim. Bölgede bazı yağma konusunda da ihbarlar, şikayetler geliyor. Bizim kriz masamıza da geldi arkadaşlar. Bunların bir kısmını teyit ettiğimizi söylemeliyim emniyet kaynaklarından. Müdahalelerin de yapıldığını biliyoruz. Bu çok önemli bir konudur. Bir, asayiş açısından. İki, temel bir milli güvenlik problemi açısından. Yani sığınmacı problemi. Biz İYİ Parti olarak bunun takipçisiyiz ve tüm vatandaşlarımızın da bu hassasiyet içerisinde olunması gerektiğini düşündüğünü biliyoruz. Bu milli güvenlik problemini oturup konuşmamız ve gerçekten önümüzdeki tarihlerde özellikle bu bölgedeki varlığımız, buradaki yapılaşmamız, insanlarımızın kazanılmış haklarının kaybolmaması adına çok büyük bir özen göstererek gerekirse yeterli şekilde kanunlar yoksa bunların da mevzuat şeklinde düzenlemeye gidilmesinin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Yani bu gerçekten milletimizin sorunuysa, milletimizin geleceğinin bir parçasıysa burada insanlarımızın da eleştiri hakkını, tespit hakkını kimse kısıtlayamaz. Temel hak ve hürriyetlerin hiçbir şekilde kısıtlanmasına biz müsamaha gösteremeyiz. Önlemse önlem, güvenlikse güvenlik, bunun için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Ama bu gerçeklerin de ortaya çıkarılması gibi bizim bir vazifemiz var. İYİ Parti olarak biraz önce bahsettiğim hassasiyetler ve yaptığımız çalışmalardan size mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gün be gün bilgi vermeye çalışacağız. Yarın da Sayın Genel Başkanımızla inşallah deprem bölgesinde vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim.